Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2024 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte güncel kadrolarla Galatasaray'ın oyuncuların 5 sezon sonra nerede olduklarını incelemeye çalışacağım. Galatasaray kadrosu bu dönemde yeni transferler aldı bildiğiniz üzere. Carlos Vinicius bunlardan bir tanesi. Onun dışında sağ beke ve sol beke Oriye ve Derik Köyünü transfer etti Galatasaray. Birçok oyuncu bu şekilde Galatasaray'a katılmış oldu. Bakalım 5 sezonluk dönemin sonunda oyunda sırayla başlayacağız. Takımdaki oyuncular nerelerde kendine yer bulmuş. Evet tarihler 1 Haziran 2028 hemen Mauro Icardi ile bir başlayalım. Mauro Icardi. Mauro Icardi Galatasaray'da kariyerine devam etmiş 5 sezonluk dönemde ve futbolu bırakıyor. Icardi Galatasaray'daki sezonlarında özellikle 2-2 sezonda iyi işler yapmış. Sonrasında bir gerileme dönemi başlamış. Özellikle son sezonunda 19 maçta 5 gol 3 asistle oynamış. Icardi 113'e kadar gerilemiş yetenek puanı. İkinci sırada Lucas Torreira var. Torreira yazalım hemen Torreira. Torreira hala Galatasaray'da devam ediyor. Galatasaray'a bağlılıkları da oyuncuların gözlerimi yaşarttı. Lucas Torreira Galatasaray'daki sezonlarında iyi performanslar sergilemeye devam etmiş. 7'nin üstünde her sezonu Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri de şu an için 7.8 ile 23 milyon euro arasında. Wilfred Zaha var sırada. Wilfred Zaha Fatih Karagümrük'e gitmiş. Enteresan bir transfer olmuş açıkçası. Galatasaray'da 3 sezonda iyi performanslar söz özellikle son sezonunda iyi performans sergileyememiş. 2 sezonluk iyi bir performans sakalası var. Sonra Fatih Karagümrük'te 32 maçta 5 gol ve sonrasında 17 maçta gole katkı verememiş Wilfred Zaha. Hakim Ziyech var. Hakim Ziyech'e bakalım. Inter Miami'de o da Amerika'ya gitmiş. Şu anda emekli olma noktasında Hakim Ziyech. Galatasaray'da yaklaşık 4 sezonluk bir dönem geçirmiş Ziyech. 7 gol 6 asist ve 12 gol 7 asistle. Sonrasında 7 gol 7 asist. 11 asistle oynadığı sezonun sonunda serbest kalmış ve Inter Miami'ye transfer transfer olmuş. Hakim Ziye. Zaniolo'ya bakalım. Nicolo Zaniolo Barcelona'da ve Galatasaray'ın parlak transferi diyebiliriz. Galatasaray'daki bir sezonun ardından e, Aston Villa'ya kiralanmış hatırlayacağınız üzere. Sonra Galatasaray'a gelmiş. 3 sezon Galatasaray'da iyi performans sergilemiş. Ama sözleşmesinin bitişinde Barcelona'nın yolunu tutmuş Nicolo Zaniolo 150 yetenek puanında oyunda Barcelona'ya hizmet ediyor. Endombele'ye bakalım. Endombele. Endombele nerede? Olimpik Lyon'a dönmüş Endombele'de. Amiens onun dışında Olimpik Lyon toplam Olimpik Lyon Napoli, Galatasaray, Tottenham ve Olimpik Lyon şeklinde Galatasaray'daki bir kiralık sezonunun ardından Tottenham'a geri dönmüş. Kerem Aktürkoğlu'na bakalım. Kerem Aktürkoğlu o da Galatasaray'da kalmayı tercih edenlerden henüz yaşı 29 onunda. Onun da bilgisini paylaşayım. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'daki sezonlarında iyi işler yapmış. 12 gol 7 asist, 11 gol 4 asist gibi katkıları var. Özellikle son sezonda 13 gol 4 asistle iyi katkı vermiş Kerem Aktürkoğlu. Davidson Sanchez var. Davidson Sanchez'e bakalım. Yazık Davidson. Davidson diye yazmış. Adamın adını Davidson nereden çıktıysa. Davidson Sanchez. Galatasaray'da devam ediyor. Keko gibi Davidson dediğim için de özür dilerim arkadaşlar. Davidson Sanchez. Davidson Sanchez Galatasaray'da bir aşağı bir yukarı performans sergilemeye devam ediyor. Eski Luindama profilini anımsattı bana. E, son sezonda fena olmamış. 7-0-6 ile oynamış e, Davidson Sanchez. 139 yetenek puanı ile devam ediyor. Sırada Galatasaray efsanesi Fernando Muslera var. Muslera tabii ki futbolu bırakmıştır. Nerelerde Muslera? Muslera kaleci antrenör olarak boşta Galatasaray 23-24 sezonun ardından Suudi Arabistan'dan El Fahya takımına gitmiş. Kendisi orada 2 sezonda performans verdikten sonra futbola veda etmiş Fernando Muslera. Sergio Oliveira var. Sırada Oliveira Trabzonspor'da karşımıza çıkıyor. Galatasaray'da 4 sezonluk dönemin ardından Oliveira Trabzon'a gidiyor ve 2 sezonda orada oynuyor. Son sezonunda 16 maçta 6 asist yapmayı başarmış. Victor Nelson var. Sırada Victor Nelson. Nerelerdesin Nelson? Nelson Galatasaray'da devam ediyor futbola ve şurada özellikle 24-25'ten sonra forma şansı bulmaya başlamış. 7'nin üstünde performansları var Victor Nelson'ın da. Tete yine Galatasaray'dan o da Galatasaray'da devam ediyor kariyerine ama çok da parlak performansları yok. Son sezonda 3 gol 2 asist yapmış sadece. Dries Mertens var. Mertens tabii ki futbolu bırakmıştır büyük ihtimalle. Dries Mertens menajer olmuş ve futbolu da Galatasaray'da bir sezon oynamış. 22-23, 23-24'te Olimpik Lyon'a gitmiş. Orada iki sezon geçirdikten sonra özellikle 30 maçta 5 gol 2 asist oynadığı sezonda göze çarpıyor. Orye var, oryer adamın adı da ne derse. E, kendisi Midyant'a gitmiş. E, emekli olacak şu anda. Galatasaray'da 3 sezonluk performans sergilemiş OY'e. E, burada kendisi son sezonlu 11 maçta bir asistle 6.76 ile oynamış. Carlos Vinicius var. Galatasaray'a bir sezonluğuna gelmişti. Carlos Vinicius. Fulham'da şu anda. Galatasaray'da sadece bir sezon kiralık kalmış. Ondan sonra Fulham'a gitmiş. Skybet Championship'te 29. Premier League'de 18 golle iyi katkı vermiş. Fulham adına enteresan. Kerem Demirbay var. Hallederiz kardeşim sen sıkıntı yapma diyen oyuncu Kerem Demirbay nerelerde bakalım. O da bir Bidefelt'e gitmiş. Kendisi 2 sezon Galatasaray'da oynadıktan sonra 875 bin euro karşılığında her Berlin'e. Oradan da Arminia Bidefelt'e yolunu tutmuş Kerem Demirbay. Abdülkerim Bardakçı var. E, nerelerde Abdülkerim Bardakçı bakacağız. Galatasaray'da hala devam ediyor kariyerine ve Galatasaray'ın as stoperlerinden bir tanesi. Burada bir 14 maçlık serisi var. Onun dışında son sezonda 21 maçta oynamış. 7 ile oynadığı sezonlar var ve 6.83'lük kötü sezonu var Abdülkerim'in. Sonrasında Derik Köhn var. Derik Köhn'e bakalım. Derik Köhn Hoffenheim'da Galatasaray'da bir sezon oynadıktan sonra 8,5 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a gitmiş. 500 bin alınan oyuncu 8,5'a satılmış. Galatasaray'da da 3 gol 2 asistle oynamış. Şu anda 4 sezondur Hoffenheim forması giyiyor. Yunus Akgün var. O da kiralıktı Galatasaray'da ve Sam Southampton'a gidiyor. O da Galatasaray'a geri dönüyor Leicester City'den. Oynayamıyor. Southampton 3 milyon euroya alıyor ve Premier Lig'e e çıkıyor. Premier Lig'de Yunus Akgün 7 gol 7 asistle inanılmaz iyi bir katkı sağlıyor. Sıra da Kaan Ayhan var arkadaşlar Galatasaray adına Kaan Ayhan da Galatasaray'da devam ediyor Ve çok da parlak performanslar Sergileyememiş maalesef ki Onun dışında Barış Alper Yılmaz var Merak ettiğimiz isimlerden bir tanesiydi O da Galatasaray'da devam ediyor Kariyerine ve bok gibi performans Sergilemiş Yani normal şartlarda potansiyeli falan çok iyi 127 yani Süper süperlikte Baya bir gol atıyor normal şartlarda Ama değerlendirememişler Özellikle 26-27'de rezalet bir performans 23-24 ve 24-25'te iyi performanslar sergilemiş. 8 gol 2 asist ama sonrasında oynatılmıştı aslında ama iyi gol atma oranını yakalayamamış maalesef Barış Alper Yılmaz. Son olarak Berkan Kutlu ve Kazım Can'a bakacağız. Berkan Kutlu Samsun Spor'da karşımıza çıkıyor. Galatasaray'a Genova'dan geri döndükten sonra 8 maçta oynayabilmiş ve sonrasında Samsun'a satılmış 1.5 milyon euro karşılığında ve Samsun'da da fena olmayan performanslar sergiliyor. Son olarak Kazım Can Karataş var. Kazım Can Karataş Barcelona'da forma şansı buluyor kendine. Çok enteresandır ki Galatasaray'dan Ankara gücüne kiralık gitmişti. Galatasaray'da yaklaşık 2.5 sezon geçirdikten sonra Barcelona oyuncu için 33.5 milyon euro vermiş ve 158 yetenek puanında Kazım Can Karataş şu an için ve Galatasaray'ın en karlı transferlerinden bir tanesi olarak gözümüze çarpıyor dostlara. Bir önceki videoda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni aldığını söylemişsiniz. Avrupa Ligi var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe 26-27 sezonunda Avrupa ligini almış. Hemen onun da finalde kimi yendiklerini göstereyim. Juventus'u penaltılar sonunda. Yenmeyi başarmış Fenerbahçe. Çok sordunuz. Linçleyecektiniz neredeyse ama Allah'tan siz böyle bir tayfa değilsiniz. Öyle bir kitle değilsiniz. Finalde Adama Traore'ye atmış golü Fener adına ve Fenerbahçe penaltılarda Moise Ki'nin kaçırması sonucunda ve Kenan Yıldız'ın son penaltıyı atması sonucunda şampiyonluğu almış dostlarım. E, Galatasaray videosuna Fener soktum ama çok da merak ediliyordu. Ben de merak etmiştim açıkçası. Bakmamıştım çünkü ama olsun. E dostlar bugün siz. De... Sizlerle birlikte Galatasaray'ın oyuncularının 5 sezon sonra nerelerde oluşacağını incelemeye çalıştık. Umarım keyif almışsınız. Keyif aldıysanız bir beğen tuşuna basıp destek olmayı. Ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimler açarsanız çok çok sevineceğim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.